Şarkıyı hatırlıyorum, çok severek söylerdi. Çok da güzel yorumlardı. Zaten bütün şarkıları çok severdi tabii, çok güzel yorumlardı. Çünkü müzikle aşkı vardı onda. Söyleyemem derdimi kimseye. Bütün solistler tarafından okunması dışarıda güzel, ama bir de bir şey daha var. Şarkı radyolarda da okunuyordu. Ki her şarkının radyoda okunma şansı yoktu pek. Biraz hani piyasada okunan her şarkı radyoda okunmazdı. Ama bu şarkı mükemmelen radyoda okunuyordu. O bakımdan da çok tutulmuş bir şarkıdır yani. Herkesin çok sevip beğendiği bir şarkıdır. Kimseye...
diye. İnleyen şu... Dedem bir gün odunu tamire götürmek istiyor. Tramvaya biniyor. Tamire vermiş, tamirden almaya gidiyor. Ve o sırada tramvaya bir hanım biniyor. O da bir ut götürüyor tamire. Ve eniştesinin udu. Dedem onu görünce hemen yerini veriyor. Ve orada bir sevgi başlıyor aralarında. Kısa bir süre birlikte oluyorlar. Sonra bu sevgiyi neticelendirmek ve evlenmek istiyorlar. Fakat babaannemi ailesi vermiyor. Evlenmelerini kabul etmiyor annesi. Hiçbir şekilde razı olmuyorlar. İnleyen şu kalbimi. Anneannemden iyice red alınca, red kararı alınca, hiçbir zaman bu iş olmaz dedikleri zaman artık hayatı iyicene kararıyor ve bu şiiri yazıyor. Söyleyemem derdini kimseye, dermanı olmasın diye. Sesini ayar, ayar, duymasın diye. Böyle bir gün bir şey canı sıkılmıştı. Söyleyemem derdimi diye başlamıştı. Hatırlıyorum şimdi. Ben de ne derdim var kardeşim demiştim. Söyleyemem derdimi kimseye. Birkaç yıl böyle bir zaman geçiyor. Dedem bu zaman içinde tabii çok büyük üzüntüler çekiyor. Sevdiği kadına kavuşamıyor. Büyük aşkınla birlikte olmak istiyor, olamıyor. Ve besteler yapıyor. En son da Söyleyemem Derdimi yapıyor. Tabii çok üzüntülü günlerde. Sonradan araya her iki ailenin de tanıdığı bir aile büyüğü, bilinen bir kişi giriyor. Ve evlenmelerine izin veriyorlar. Onlar da Pera Palas'ta güzel bir düğün yapıp evleniyorlar. Bu evlilikten de 3 çocukları dünyaya geliyor. Bu şarkının öyküsü bu şekilde. Olmasın diye. Çok hassas bir insan. Çok duygusaldı. Hüzzam makamında çok severdi. İnleyen şu kalbimi, sesini ayar, ayar, duymasın. Söyleyemem derdimi adlı şarkı sanıyorum ki 60'lı yılların en popüler şarkılarından biri. Bütün solistler, ben de o zamanlar çok dışarıda çalıştım, yani piyasada çalıştım. Bütün solistler bu şarkıyı okumuştur. Sakladım gözyaşımı. Vefasız o yar. En çok korkusu neydi biliyor musunuz? Unutulmak. Unutulmamak için yapıyorum bu besteleri diyor ama maalesef. İnleyen şu kalbimi.